Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tahmin ettiğiniz gibi konu değişti. Değişti derken zaten demiştim. Suret 40 tane en az. Ama peş peşe yaptık mı da kına getirir yani kıymetine. Olmaz. Gerçi peş peşe olmanın güzelliği de var. Ama bugün konuyu değiştirdik. 3 tane olmuştu değil mi Suret? Evet. He, bugün birinci lema. Birinci lema. Burada ne yapılmak isteniyor? Şimdi peygamber kıssaları bir tarihi malumat değildir. Peygamber kıssaları tarihi bir malumat değil. Modeldir demiştik daha önceki derslerde. İnsanlık alemine sorunların çözümünde, çözümlemede, insanları tanımlamada, karakter tespitinde kullanılması gereken çok acayip modeldir. Mesela evlenirken kimden evleneceğini önceden bilebilirsin. Size hitap ettiğim için hanımların modelini sayayım. Asiye modeli var. Hayal edin Firavun'un sarayında. Böyle bir kadın. Efendim ticaret ehli var. Mektup okumuş, üniversite okumuş diyelim bugün. Ticaret Hatice modeli var. Çocuk yetiştirmeyi adamış kendisini. En büyük iş ticaret değil, bir şey yetiştirmek değil, insan yetiştirmeye adamış. Kim olabilir? Fatıma. En büyük vazife budur. En büyük iş de budur. Şey var, Meyrem var, Rabia var, Ayşe var. Başka kim vardı? Bunlar. Hatice'yi demiştik. 7 tane olması lazım. Asiye, Firavun'un sarayında bir iman küfür mücadelesini simgeliyor. Böyle birisini alacaksan bil yani. Üniversite mezunu, işte okumuş vesaire. Ticaret yapan. Ondan annelik istemeyeceksin böyle bir modeli alırsan. Eve oturtup Fatıma olamaz Hatice. Fatıma'yı alıp da Hatice yapamazsınız. Kalkarsan dağılır. Yedinci model de onu hatırıma geldi. Lut kavminin ve Nuh Aleyhisselam'ın galiba karısı isyan etti ya. O. Yani böyle malı için, güzelliği için alırsanız onlardan mahrum olursunuz diyor. Yedinci model de o. Yani şer. Böyle şer ısrar ediyorsa, yani itikat noktasına ısrar ediyorsa zorlamanıza gerek yoktur. Kabire girmeden şey yapmak lazım onu. Yoldanızı ayırmanız gerekiyor. Böyle bir ruhsa, senelerden beri düzelmiyorsa, senin maneviyatın, ahiretine zarar veriyorsa, yaşın ne olursa olsun, koyacaksın kenara. Çünkü meşrudur. Allah'ın istemediği ama fakat meşrudur. Hatice dedik, Fatıma en büyük işi yapandır. En büyük işi yapan Hazreti Hasan ve Hüseyin'in değil mi neslini yetiştiren bir şey. Efendim Ayşe modeli ilimdir. Ondan damlalık beklemeyeceksin, ticaret beklemeyeceksin. Ayşe bu. Radiyallahu anha, anhuma ecmain. Ayşe yani evlenirken hangi tip alıyorsun? Ona göre yani sonra Allah Allah tipi tip. Biz kuram çıktık yani tipi tip bir şey çıkmaz yani o. Eskide çocukken tipi tip vardı şimdi yok hani. Sağ kız açardık bak kimin çizgi şey çıkar diye.
Bir de Meyrem var. Meyrem. Değil mi? Çilenin insanı. Anadolu insanı. Her şeye rağmen evladına şey yapan ki ustad da onu sabredin diyor. Kocanızın düzelmesine sebebiyet verir diyor. Bir de yeni değil ama işte gaflet zamanında almışsın zalim. Dinamo arız yani. Mikrop mu mikrop, bakteri mi bakteri. Ona da zorlamanıza gerek yok yani. Hayata alışmadan çünkü kart olduktan başka yerde dikemezsiniz artık. Bu hanımlarda model olduğu gibi Ustad Hazretleri 28 tane peygamber modeli var değil mi şeyde Kur'an'da? 28 tane miydi peygamber sayıyor? Öyle hatırlıyorum. Ustad Hazretleri bunu 9'a, 9 modelde ifade ediyor. Katre, Zehre ve Reşa. Katre, Reşa, Zehre. Hepsinin de 3'er tane içsel yapısı var. 3 tane. Katre'de 3 karakter. 24. Şaşırıyorsunuz. 24. söz 2. dal ama yani ben oraları karakter olarak görüyorum. Yani ne demek biliyor musun karakter? Abizeler şey psikoloji bilimsel biliyorsun. Hani reklam için bazı yerlerde görmüşsünüzdür. Ampuller, renkli ampul. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı değil mi? Hiçbir siyah ampul gördünüz mü? Ben hatırlamıyorum ama olabilir ama. Gördünüz mü öyle ampul? Siyah ampul. Ben görmedim. Peki, siyah ampuldan ışık çıksa, içi nur, ne çıkardı? Karanlık. Siyah çıkar. Mesela yeşil ampuldan hangi renk çıkar? Ha bak karşıda bir şey var bak. Mavi gök mavisi var adam bak buraya içi, lazer işi yapıyor. Yeşil değil mi? Mavi. Peki ışık yeşil midir? Hayır. Foton bütün renklere camidir. Hangi zemini istiyorsak o zemine boyanır. Mesela ışık nurdur. Nurda nasıl zulmet geliyor? Ampulün içerisi nurdur. Siyah boyarsanız siyah olur. Allah Allah her taraf karanlıklı ya. Dur kardeş gözünü çek bakalım. Vay be. Aydınlıkmış. Karanlık. Eğer ampul siyah olursa zifiri karanlık yayar size. Bu da nokta-i nazar. Dünyanız demektir. Ampulünüz dünya demektir. İçindeki nur ruhtur. Ne yapsın? Yani nurdan zulmet mi gelir? Geliyor işte. Kur'an nurdur. وَنَا نَزِّلُ مِنَا قُرْآنُ مَا وَشِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَا خَسَارًا. Onlara böyledir, buna da böyledir. Hasardır, hüsranını artırır. Bunun da hidayetini artırıyor. Güdürlüğü bir kesire ve ehlibi kesire gibi ayetlerde kimisinin hidayetini, kimisinin dalaletini artırıyor. Kafayı kaldırıp konuştuklarım hepsi de Risale-i Nur'un içerisindedir. Bu malumatla izah arasında iki kelime de söyleme ihtiyacını duyuyorum. Gündeme çok şey yapıyorlar. 56'da Kastamonu'da şerh ve izah vazifenizdir. Barla 346'da malumatlarımı çıkarmayacağım. Malumatla izahın nasıl anlarsınız? Muhakemat 107'de geçiyor. Muhakemat 107'de şöyle geçiyor. Diyor ki kişi bir metninde kafayı kaldırıp bir şey konuşuyorsa benim konuştuğum gibi konuştuklarınıza soru sorun. O konuştuğuna, ağzından çıkana. O çıkan ağzından çıkan izaha. O izaha sen kimsin? O izahta ben Emirdağ 57'den bir manayım. Sözlerin 346'ından bir manayım diyorsa bu malumat değildir, bu izahtır. Bu Risale'nin emridir. Bana Ahmet Efendi'nin bir mertebedir. Eğer kafa kaldırıp bir şey konuşup sonra bu nedir ya nereden çıkarttın diye bir şey diyemiyorsan o malumattır. İşte ona yasak vardır. Yoksa ilim durur zaten. Şer ve izahı kaldırırsanız ilim durur. Metnine kanaat edeceksiniz.
Hani var ya bir Vehhabi, onun tuzağına düşeriz. Vehhabi demiş ki, hiç kimseye itaat etmeyeceksin. Hiçbir imama, imam azamlara, Kur'an'la sen direkt gideceksin. Ve Kur'an'la gidiyor. Zannediyor ki hiç kimse itaat etmedi. Kime itaat etti? O adama itaat etti. O adam dedi çünkü. O adamın dediğine itaat, o adama itaat etti. İmam azama göre onu tercih etti. O da bir itaattır. Ama kime ona? Onu diyene. Sen ne diyorsun Kur'an'a itaat ediyorum. Hayır, adama itaat ediyorsun. Anlıyor musun ya? Korkunç bir tuzak var ya. Sen, biz şer ve izah, eğer izahı kaldırırsanız ilim durur. Bunlar nereden çıkartıyorum işte? Bunu soracağız kitaba. Şimdi ben münacat birinci ile mi okuyacağım? Çıkarttığımız manaya soracağız. Sen kimsin? Mahkemat 107 diyor ki, sor diyor o çıkan manaya. Sen kimsin? O mana, kafayı kaldırıp konuştuğum mana, beni kitaba taşıyorsa şerh-i izahtır. Bir mana mertebesidir. Çünkü sucunun, gusunun, hattun, zahrun, hattun, mutallaun, işari, remzi, telvi, mana mertebeleri var. Tamam. O arada da ona da ihtiyaç duyuyor. Malumatla izah arasındaki fark. Eğer arkadaşlar Allah öyle bir Allah'tır ki dünyamızdan 1.400.000 defa büyük güneş, saniyede 1.400.000 ton nükleer bir patlama oluyor. Saniyede şöyle oluyor. Kardeşine de yazıyor. Yani yok da işte yani mana şey yapıyoruz yani. Bu malumattır. Bu yasaktır. Mana ismi oluyor. Şer ve izah ise soralım. Sen kardeşim biraz önce kullandığım gibi 7 model 9 model insan nereden çıkarttın? Katçe, Zehre, Reşat'a. 9 insan modelinden bahsediyor. Ey katçe misal sen filozof diyor. Ben diyor eşyayım diyor. Hemen oraya götürüyorsun. Efendim peygamberler şeyleri zaten peygamberlerin birinci lema model bir insan. İkinci lema model bir insan. Birinci mektup model İdris İsa Aleyhisselam model insan. Model. Şerh-i İzah'ı anladım. Şimdi burada birinci lemada münacat öne çıkıyor. Püf nokta. İşin ruhu münacat. Münacatı çözemezsek birinci lemada şeyi esas böyle ruhani tarafımız alamaz. Ona geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fenada fi zulumaten la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İz nada rabbuhu inni meseneye dur ve ente erhamur rahimin. فَاِتَّوَلَا فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا بَاقِيَ اَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِيَ اَنْتَ الْبَاقِي لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şimdi görüyor musunuz orada? Görüyorsunuz. Biraz daha açayım. Çok ilginç bir lema. Burada püf nokta münacat var. Yunus Aleyhisselam gelince münacat hatıra geliyor. Bir de bir miraç var. Diğerlerde var mı? Münacat bu korkunç bir şey. Çarşamba dersinde Erdinç mi söylemişti, İrfan mı? Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında 22. hangi sürenin 22. 21 miydi? Efendim şurada bakabilirsin tabii. 21. sürenin. Şimdi mesela Eyüp Aleyhisselam modelinde de nefsi için istemiyor. Zarar bana dokundu. Yani din. Bak münacata bakın. Şimdi okuyayım. 31. mektubun 1. kısmı her zaman hususan Muharip ve İşa ortasında. İşa yatsın. 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskul kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Yani şimdi burada malumat değil
Şerre izah yapacağım. İzah yaptığım kafamdan şimdi ezberden hemen soru sorun. Ki zaten eskiler hemen tak gidecek şuradan söyledi, şuradan dedi, şuradan dedi. Eğer ben sen bulamıyorsan bana da sor nereden çıkartıyorsun diyemiyorsan malumat bu yasa. Şimdi akşam ve yatsı arasında peygamberlerin münacatları var. Nerede bu? Biz akşam yatsı arası çıkıyoruz. Tesbihatın sonunda. Tesbihatın sonundaki 6 tane münacatı yapmayıp o gece rahat yatanın şeytanların rahatsız etmemesi, beyin ve vesvese vermemesi şeytanın nefs emmarenin mebad-i şeririnin erva-ı habisenin bir insanı rahatsız etmemesini düşünemiyor. Bu 6 tane okuyup da rahatsız olacağını da ben inanmıyorum. Tesbihatın sonunda var. Ve Eyyub iznada Rabbehu inni mesene durru ente rahmurha ve ente erhamur rahimin. Rabbini mesene durru ente erhamur rahimin. Rabbini mesene durru ente erhamur rahimin. Vesaire var ya orada. Tesbihatın sonunda koymuş usta. Bak buraya da koymuş. Kafayı kaldırdım izah ettim mi? Evet. Bu malumat mıdır? Ömer? Yok. Nedir bu? İzah. İzahattır. Kastamonu nerede diyor bu izah yapın diye? Kastamonu kaç? 56. 56'da. Nur talebelerinin vazifesi şer ve izahla devam edecek. Ne yaptım ben size? Tesbihatı unutmuştunuz misal. Öyle değil de. Tesbihatın sonunda bunlar varmış. Tesbihatın sonunda akşam yatsı arası tesbihinizi çekeceksiniz. Oraya girmiyor. Ne demek biliyor musunuz o? Her bir peygamberin zikrini yapınca şahsiyet manevisine giriyorsun, himmetler geliyor. Boyutlar açılıyor vesaire. Biraz işim bu benim. Ha? Biraz işim bu olduğu için boyut falan orası burası var ya biraz böyle deliliğimiz var oralarda. Çok önemli ama. Bir koridor teşkil ediliyor. Bu yöntemle yapılıyorsun. Zikir zaten zannettin. Zikir yöntemdir. Ondan sonra artık ruhlar gidip gelmeler, sirayetler var. Tak tak tak. Buradan oraya gitmeye yeti ve yetkisi alırsan vefat ettikten sonra oradan buraya gelebilirsin. Çünkü ölmüş evliyaların çoğusu dünyaya geliyorlar. Nerede söyledin kardeşim? Malumat veriyorsun. Mektubat 57'de söylüyor. Evliyaların çoğusu geliyorlar. Ama biz tabii duymasın da mezarın önünde musallada hani kıldırıyorum ya cenaze namazı ben. Ben yaptığımı söylüyorum. Bak vefat etti aziz Müslümanlar. Bir daha gelebilir mi? Bir daha geri dönüş olmayan bir yolculuğa gönderiyoruz. Öyle diyoruz. Abi geliyor mu? Bedensel gelmiyorlar. Avamadır. Avam gelmeyecek. Bitti. Havas ise bedensel olarak değil. Mektubat 57'de evliyaların çoğusu gidip geliyor. Vefat ettikten sonra geliyorlar. Nasıl, neyle geliyorlar? Atom cesetleriyle değil. Bu çok mühim olduğu için o şeyi cümleyi söyleyeyim. Semai dünyada cesediyle bulunan, hayatta olan Hazreti, yukarıdan okuyayım. Ruhanileri ve alem-i ervahtan gönderen, beşer suretine temessül ettiren, piyasada zannettiğiniz çoğu insanlar insan mı zannediyorsunuz? Bir kısmı şeytan, insi şeytan, cin inse dönüşmüş. Bir kısmı da evliya. Bak, ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren. İyi dinleyin burayı. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının, birkaç tane evliya değil, ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. İlgin çekmiş miydi Erdik? Sizden duymuştum. Acayip bir şey değil mi ya? Demek ki musallada vaaz ederken ben burayı da bildiğim için ona öyle mi yener mi? Ya sus işte burada konuşma. Evliyalar için söylüyor. Diyorum ben onu söylüyorum için başka bir şey söylüyor. Kıldırıyoruz hocam aziz. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının kuşların, sineklerin cefine giren başka Abdülkadir abi. O geçti de zihninden öyle mi? Şimdi
Hayvanların cesedi misaliyle, misali cesetleriyle geliyor. Belki aranızda bazıları öyledir. Haberiniz yok. Size onu söyleyen, ya bana bak şunu şöyle yap diyen acaba kimdi? He? Cesedi misaliyle gönderen, belki de dedendi. Her neyse. Ya buralar burası değil ya. Birinci dema. Ya. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebina. Ne demek? Niye böyle dedi? Orada görüyorsunuz değil mi? Yunus Aleyhisselam annesinin ismidir. Annesiyle anıldı. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı. Yunus Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam denilebilir mi? Denilmez. Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a yani tek bir kişiye denilir Aleyhisselatü Vesselam. Diğerlerine Aleyhisselam. Yani Yunus Aleyhisselam'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı bu. Aleyhisselatü Vesselam Alaaddin'in yapmıştık değil mi bunu? Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz de bunun için. Münacat. Dua değil ha. Dayanamıyorum işte. Altını şey yapıyorum. Parmak basıyorum. Duası değil. Münacatı. Dua ile ayrıştı, ayrıldı yolları münacatı. Dua ile bir şeydir, apayrı bir şeydir. Apayrı ayrı da değil, apayrı bir şeydir dua. Münacat daha apayrı bir şeydir. Okay? Değil mi? Tuhaf değil mi? Hepsi koymuştuk torbaya. İşte ondan ihtiyaç duydum. Malumat veriyorsun, malumat vermiyor. İzah ediyor. Malumat. Arkadaşlar, sineğin çapı, kanının damarının çapı, diyor Allah'ın azametini ispat edeceğim. Kanadındaki damarın çapının damarda, her damarda 7 kat vardır. Her damarda şu kadar mikron kalınlıkta. Bu malumat. Bu yasaktır. Merak etme. Telefonlar değil. Namaz yapıyorlar. Namaz var. Evet. Demek ki Yunus İbni Metta ala nebina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azı bir münacattır. En azı bir münacattır. Ve en mühim bir vesile icabı duadır. Yani yapılan verilen cevap. Duada cevap vardır. İstek vardır. Münacatta istek yoktur. Onun tek tek dua ile münacat arasında birkaç dakikanız alıp farkı şey yapacağım. Hulasa etmeye çalışacağım. Bak ne yaptı? Ayırdı. En azın bir münacattır. En azın bir beşerden Rabbine karşı bir yol, yöntem ve en mühim bir vesile icabı duadır. Oradan verilen cevap. Dua. Duada sırrı budiyet var. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hulasası denize atılmış. Tamam mı? Büyük bir balık onu yutmuş. 2. Deniz fırtınalı. 3. Gece dağdağlı ve karanlıklı ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Gece nasıldır arkadaşlar? Gece nedir? Gece deyince ne anlıyorsunuz? Karanlık. Peki gece deyince gece ne oldu belliyken niye karanlık ekliyor? İsrafı kelam ediyor. Kardeş gece karanlık değildir. Gece bir alemdir. Karanlık içine girmiş. Gece karanlık gecenin içine girmiş ve karanlık örtmüş. Sıfat olmuş. Gece karanlıkta değil alemdir. Ve ateşe leyle ve ahirece duhaha. Ayeti de destekliyor.
Gece alimi alemdir. Karanlık onun sıfatıdır. Gece karanlık değildir. Aslı. Ama karanlık da örtmüş Allah. Geceyi gündüz ayırmak için. Bak burada da ne yapmış? Gece dağdağlı ve karanlık. Herhalde tabii. Gece olunca demeye gerek var mı? Ya arkadaşlar bugün güneş tepeme vurmuştu. E tamam da ışık var mıydı? Denilir mi? Ulan güneş tepeme vurdu. Herhalde ışık vardır değil mi? Gece karanlıkmış. Gece karanlıksız da varmış. Gece olup karanlık olmaya var. Karanlık. Gece karanlığı olmayan da var. Tamam ben şey yapacağım. Münacatı ben ilk önce okuyorum, düz okuyorum. Öteki tarafa geçelim diyorsun. Serhat abi münacatı sözlükte öyle geçiyor herhalde lügatta. Kurtuluş dedi. Acaba cehennemden kurtuluşa azat olmaya da bu deruhte etmek var mı acaba bu münacatı? Var. O zaman şey yapınca ben hemen geçeyim isterseniz. Beraber bir şey yapalım. Şeyde zaten çarşamba enfusçilerin bir kısmı burada. Orada işlenmişti. Hulasa edeceğim. Dua isterseniz ben bir bilgi vereyim kısaca. Sonra münacata geçeyim. Olur mu öyle? Sizin için bakın cümleler aldım. Bakayım malumat mıdır, şeyh midir size bırakacağım. Dua doğru bilgilerin ardı sıra Rabbine karşı sıralanması, tefekkürüne, teslimiyetine, aklına ve tasavvuruna kıblesini koymaktır dua. Çok korkunç bir şey yani. Dua okudum, dua mevzuları okuyarak çıkarttığım şeyi söylüyorum. Dua, doğru bilgilerin, kafada yanlış bilgiler de yok mu? O dua ederken, ya Rabbi beni denizin altına at, ya Rabbi ayağımı kopar falan demiyoruz değil mi? Bir sürü bilgiler var. Hep iyileri söylüyoruz. Doğru bilgilerini ardı sıra Rabbine karşı sıralaması, o sıralanan bir şeyle sıralarken tefekkürüne sıralamak tefekkürü doğuruyor. Tefekkür teslimiyeti ve aklına bu malzemelerle aklı kıblesine koymaktır. Düz okuyayım. Dua, doğru bilgilerin ardı sıra Rabbine karşı sıralanması, tefekkürüne, teslimiyetine, aklına ve tasavvurunu kıblesine koymaktır dua. Dua, bütün pozitif düşüncelerin, sözlerin sıralanmasını dua vesile oluyor. Yani dua ederken hep pozitif diyoruz. Demek ki bir sürü çöplük olan düşüncelerden iyilerin birbirine sıralanması vesile oluyor dua. Doğru konuşmamıza vesile oluyor. Pozitif konuşmamıza vesile oluyor. Dua. Aklın talimi gibi. Talimi evet. Aklın talimi gibi. Yani her şey konuşuyor ya gündelik hayatta. Doğru da söylüyor, yanlış da söylüyor. Pozitif de söylüyor. Duada yanlışlık yoktur. Hep doğruların ayıklanacağı o yanlışların içinde ayıklanıp sıralanmasıdır. Sıkıntı anında doğru düşünebilme ancak dua ile mümkün olur. Yani dua daha çok şeyde yapılıyor. Sıkıntılarda oluyor. Talebin olduğu zaman oluyor. Münacat da öyle değil ama. Duada sıkıntı. Böyle abi çok kötüyüm. İyi değilim. Kaldır elini vallahi. Kaldır elini. Ya Rabbi. Ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. İlk önce öyle başlar. Çünkü hakikaten heyecan. Ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Ama bütün güzel istekleri yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Ya Rabbi nerelerde sığınacağımı da bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelerde sığınmışsa ben de sığınıyorum. Benim biraz mantıksal duamdır. İlk böyle başlıyorum. Ya Rabbi ne isteyeceğimi bilmiyorum. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istiyorsa istiyor. Nerelerde sığınacağımı da bilmiyorum, sıralayamıyorum. Hem de saat çok alır. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelere sığınmışsa ben de onlardan sığınıyorum. Ve onun hürmetine, onun yanındaki değeri, kıymeti ve imanının hatırına kabul eyle diyorum. Ya elhamdülillah. Bir de şey sıralayayım. İkinci sıramda. Ya Rabbi şeytan, cin, erba habise, mevadi şerire ve nefs emmarin vehim ve vesveselerine sana sığınıyorum.
sonları sıralıyorum böyle. Ondan sonra iki şey arasında da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beni vesileyi dua, vesile yapın diyor ya öyle. Ondan sonra onun sıfatını öne çıkarıyorum. Ya Rab şu sıfatı senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına. Bu duamı kabul et. Cevap veriyor mu? Vallahi veriyor. Billahi veriyor. Hissediyorum çünkü rahatlık hissediyorum. Bunu internet sayfasına ederseniz insanlar öğrenirler. Faydası olur yani. İsmail abi peki tasarruf, ıstırar ve niyaz. Münacaata mı giriyor, duaya mı giriyor? Beraber okuyalım ikisini. Çünkü ezber söylesem zihninizde kalır, kayıtta da kalır. Tasarruf, niyaz, feser. Bakalım hangisine giriyor, kendi alemimizde çözelim. Evet. Bunları bilerek geldim yani çalışarak. Biraz sonra münacaatı şey yapacağım oralarda. Bir de okuyayım. Sıkıntı anında doğru düşünebilme ancak dua ile mümkündür. Zaten doğru düşünemediğin için sıkıntı var. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. O düşünce, o kendini sıkıntılı hissetme anında yanlış düşünüyorsun. Ama ne yapacağını bilmiyorsun. Hemen dua edince doğrular ardı sıra, peşi sıra gelmeye başlar, ondan sonra biter. Bunu en güzel kitap okumak yapıyor. Seni sana unutturan kitap okumaktır. Onu da 744, 746 şu aralarda Asay Musa bütün büyü ve sihirleri iptal edebilendir. Sıkıntı sihirdir. Yani alınan mesajdır yani. Asay Musa'yı okuyun. Ben buradayım kardeşim, yan tesiri yok. Asay Musa'yı okuyun. Sıkıntı anınızda birkaç dakika sonra gitmiyorsa hiçbir şey bilmiyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar nasıl iddialı konuşuyorsun? Vallahi böyledir, billahi böyledir, tallahi böyledir. 9 gün oruç mu tutacağım sizin için? Böyledir. İnan, böyledir. Uygulanmıştır, eğer doğru durasan. Kaldır elini hemen. Dima doğruları düşünmeye otomatik dönüşür. Kaldır elini. Dima doğruları sıralamaya, düşünmeye hemen otomatik devreye giriyor. Çünkü dua bedenden sıyrılmaktır. Bedensel ahvalden kalp ve ruhun derece hayatına girme fırsatını sana verir dua. Rabbine karşı münacata başladığın anda ruh bedene hakim olmaya başlıyor. Duada ruhu bedene hakim kılma süreci başlıyor. Çünkü onun için sırrı bu diyettir. Korkunç bir şeydir. Ve neleri Rabbine söylemişsen hemen enerjiye dönüşme şeyidir. Jeneratör yani zeminidir. Böyle üretken bir enerjidir. Neleri Rabbine söylüyorsun gibi gözükürken söyleme kendisi enerjidir. Düşündüğün şey enerjidir. Rabbine karşı münacatta başladığın anda ruh bedene hakim olmaya başlıyor ve neleri Rabbine söylemişsen hemen enerjiye dönüşüyor. İstekleri sanki o anda nur oluyor, kuvvet oluyor. Dua hem nurdur hem kuvvettir var. İman. Elektrik üreten jeneratör gibi. Dua değil, sanki nura ve nara dönüşme için ateşe odun atıyorsun. Kullandığın ifadeler, sözler nura ve kuvvete dönüşüyor. Şimdi münacatla beraber okuyorum. Bu duaydı şimdiye kadar. Münacatta kusuru derifte etmek vardır. İstek duada vardır. Münacatta ya Rabbi nefsime zulmettim. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum diye münacatta kusuru derifte vardır. Duada istek vardır. Münacattan üstün ümmeti demek de vardır. Yansın kardeşim buldu. Dua var. Dua ben size şey yapayım. Dua suret gibidir, geneldir. Münacat hususidir, suret, sima gibidir. Genel olmadığı için münacattan da bir üst tabaka var bir tane. Baktım ona ben. Ama bir işaret olduğu için genel değildir. Bütün peygamberlerin duası ve münacatı vardır. Fakat bir üstün tabaka var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmeti var. Ümmeti. O değişik bir şey. Haşir meydanında kullandı. Şey kullanacak. Miraç'ta kullandı. Bir de doğduğu anda kullandı.
duadan üstün münacat vardır. Münacattan da üstün, daha derin. Genel duadır. Hususi sima gibi münacattır. O münacatın da münacatı ümmeti, ümmetçilik vardır. Peki bir parçasını söyleyeyim. Alemi İslam'ı selamette görürsem, Kur'an'ı hakim görürsem, cesedim cehennemde yansa bile ruhum cennette gül gülistan olur diyebilen bir ruh vardır dediği zamanda. Ümmet ümmeti. Ümmet ümmeti bu demek ya. Cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki ya Rabbi Müslümanlar yere kalmasın diyebilen Sıddık-ı Ekber vardır. Bu münacattan üstündür. Ama zannettiğimiz o 7 kat cehennem değildir o. Sakar ve cehennemler var. Birinci tabaka sırf Müslümanların gireceği tabakadır. Kafirler birinci tabaka cehenneme giremeyeceklerdir. Sırf Müslümanların imanı var, günahkarlarının temizleme yeridir. Birinci tabaka ki çoğu alimlere göre bu söndürülecek sonra. Çünkü Müslümanlar olduğu için günaha kadar cezası görecek. Müslüman bir tane kalmayınca bu kapanacak. 6 tane olacak. İşte bu Müslümanlara bu 6 tane kafir münafıkları da içine alan değil. Müslümanlara yer kalmayacak kadar o kadar vücudumu büyüt ki Müslümanlara yer kalmasın diyebilen ümmeti ruhu vardır Sıddık Ekber'de. Allah'ım şefaatine nazar eder. Ya Rabbi Allah'ın hatırına selamımızı ulaştır. Amin. Ya nasıl bir ruh, nasıl demiş ben yalan söylerim ya. Dişim ağrınca kardeşim diyor muyum? Ah diyor. Böyle adamlar. Bu ne biçim? Olur böyle gurur duyuyoruz ya. Model işte. Evlenirken de kullanıyoruz ya böyle. Hani 9 model, Ebu Bekir modeli, Ömer modeli, Osman modeli. Yani evlilikte ders olmadığı için o hanımlardan biraz bahsettim. Çünkü birkaç kişi var böyle. Bu manada böyle simalarını öyle gördüğüm için hanımlarda şey yaptım. Ama hanımlarda erkek modeli, peygamber modeli var mesela. Peygamberi koymayacaksın peygamberimiz aleyhisselam. Böyle bir model yoktu erkeklerde. Böyle bir şey yok yani. Ebu Bekir modeli var. Ömer vesaire var. Tamam böyle. Devam edeyim. Başka bir madde. Münacatta şahsı bir şey istemiyor. Zatına, bedenine ait değil, ruhuna ait, dinine ait istekler vardır münacatta. Kendi nefsime zulmettim. Haddimi aştım. Vardır. Duanın hususu olan hali münacattır. Duanın hususi hali münacattır. Olaylar, hadiseler çıkınca ortaya çıkıyor münacat. Başka? Gaflet yapacağını yapmamak, sarhoşluk da ise şükrünü yapmamaktır. Dua ve tevekkül meylan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylan-ı şerri tecavüzatını kırar. Duada istediğimizi buluyoruz, münacatta necat buluyoruz. Dua mülktür, münacat melekûttür. Münacatta kulluk, ubudiyet var, ulaşma var, teslim var. Duada ibadet var, istek var, ubudiyetin sırrı var. Münacatın sonunda miraç vardır. Münacatın sonunda miraç vardır. Duada yoktur. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın miracı orada oldu, balığın içinde oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın münacatı ateşte oldu. Bazı insanların miracı haberi yok. Hastalıktadır, musibettedir. Eyüp Aleyhisselam modeli gibi. Herkes bir model ya. Bazılarının modeli abi her şey beni buluyor. Çünkü Yunus'un da ondan. Fıtratın o. Farkında değiliz. Abi ya hiç ikide bir hastalıktan kurtulamıyorum ya. 20 senede böyle. Hangi model? Çilenin adamı. İkiye bölünen, deri yüzülen. Senin de derdin var sanki. Kim? Zekeriya Aleyhisselam. Ondan sonra vesaire. Ya peygamber modelleri ya. Mesela zahiri beden ve servetiyle. Kim? Yusuf. Ya yakışıklı olmak. Başın bela işte o da. Çok yakışıklı olmak da beladır ya. Serveti çok olmak o da bir bela. Yusuf. Mesela saltanatla. Allah Allah. Münacatın sonunda miraç vardır dedik. Son iki madde. Dua suret gibi. Münacat sima gibi.
Son madde. Münacatta Rabbini tanımlama var. Kendini ifade etme var. Ubudiyet ve kulluk zemini kurmak var münacatta. Duanın içinde münacat var. Dua kapsayıcıdır. Dua içidir. Hani suret, yaş, boy, cinsiyet vesaire, küle, endam surettir. Benim sima, benim boyumda, benim kilomda, benim simada belki olabilir surette ama şey, görünüşte sima farklıdır. Sima, bildiğiniz konu olduğu için söylüyorum, münacattır. Suret, duadır. Şimdi bu aktaracağım şeyi çok önemliydi çünkü buranın püf noktasıdır. Niçin dua demedi de münacat dedi. Risale-i Nur'u, bak iyi dinleyin. İlk önce Kur'an'dan misal vereyim. Şöyle yapayım, iyi dinleyin. Kur'an'ın söyledikleri var. Kur'an'ın söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri daha fazladır. Aynı kanun Risale-i Nur'da da var. Risale-i Nur'un söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri daha fazladır. Satırın içinde. Ben kendimi siz de biliyorum. Söylediklerimin içerisinde söylemek isteyip de fiilen yaptıklarım vardır. Ha? Şimdi burada nasıl alacağız o bu tarafa? Soru sorarak. Nesin sen? Niçin dua demedin de münacat dedin mi? Dökülüyor. Sormasan vermiyor. Ha? Bu nedir? Sorusuyla sorarsan cevap veriyor. Abi vermedi. Tersini kullan. Ne değildir? Bu nedir? Cevap bulamıyorsan ne değildir? Bak. Kardeş Risale-i Nur asrın tefsiri ya. Lugur lugur gidecek bir eser değil bu. İzah isteyen bir şey. Böyle. Malumat değil ha. Malumat defterini kapatmışız diyor. Kimse açamaz. Deniz fırtınalı ve gece oralar açmıştık. Abi gözükmüyor. Gözükmüyor. Niye gözükmüyorsun kardeşim? Evet. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Münacatı Allah Allah. Ona bak bir istek yok ha. Ben kime? Nefsime zulmettim diyor. Değil mi? Nefsime ya. Ben zulmettim. Yani hatalıyım. Yani bir istek yok burada. Ya Rab araba ver, iyi bir hatun ver falan, para ver. Siyah ver yok. Nefsime zulmettim. Zalimlerden oldum. Zalimlerden oldum. Biraz böyle ağır olur diye demedim. Tamam mı? Zalimin. Yine zalimin, tamam mı? Allah Allah. Fesvan Allah ya. Şurada şey yapmışız ama almayayım. Yani şu çok önemli. Ey Rabbim zarar bana dokundu. Sen Rahman ve Rahim olansın diye Rabbine yalvardığı zaman. İznada. Şimdi münacatı ona suraten vasıta-i necat olmuştur. Suraten. Yani münacatta necat vardır. Buradan çıkıyor. Biraz önce defterde yazdım ya. Münacatta necat vardır. Duada almak vardır. Yani bakın. Münacatta çıkma vardır. Duada gelme vardır. Çıkma vardır, miraç. Niçin böyle yapıyorsun da doğru dürüst oturarak yapsana? 25. kare, bunu unutamazsınız bir daha. Münacatta duayı söylediklerini unutursunuz. Ama asla bunu unutamayacaksınız. Münacatta ne varmış komutanım? Çıkma vardır. Necat vardır. Miraç vardır. Duada gelme vardır. Aslan Risale-i Nur. Yani çıkmadaki baksak o duaya koşmak daha çabuk elde etmek olmaz mı? Çünkü
Musa Aleyhisselam'ın dönüşünde bütün ümmeti ona kabul ettiğini tek bir peygamber olduğu bir malumatın var. Acaba bu necatın da bir manası bu olabilir mi? Şimdi neye benziyor biliyor musun? Fıkıh-ı Ekber'de yeri söylüyor. Fıkıh-ı Ekber'de Ahmet bin Hanbel Allah'ı gördü. Abi bu iş gene malumat mizamı. Miraç Risalesi'nde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberin Allah'ın kelamına ve rüyetine mazhar oldu. Oran içinden söylüyor. Şerh ve izah etmemiş. Ahmet bin Hanbel Allah'ı gördüğü zaman senin sorunla Allah'ı gördüğü zaman kaldım bir şey diyemedim. Allah dedi ki bana Ahmet ne istiyorsun? Seni duamı biraz önce anlattığını olsun canım. Ahmet ne istiyorsun dedi. Hiçbir şey diyemedim dedi. Ahmet bin Hanbel 4 mezhebin bir tane sahibi. Allah bana devam et. Ahmet sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Benden istediğin şey ben değil. Musa Aleyhisselam. O da var. Onu o zeminde çalılarda iki yerde oldu. Bir dağda bir de çalı. Hani bazıları çalı dağda olduğu için çalı ve dağ aynıdır. Ben öyle şey yapamadım yani. Kısır yapamıyorum. Cimri değil bir şey yapamıyorum. Tabii onları dedim. Çalı da ayrı olmuştu. Dağ da ayrı olmuştu. Dağ da ayrı olmuş ya. Dağ var falan deyince. Yani münacat da gitti de duasını aldı geri geldi. Hayır. Münacat da geri gelme yok. Niye gelsin ya? Aldıktan sonra buraya gelir miyim bir daha? Onu demek istedim. O aldı, gitti aldı. Lan neredeydik lan? Gelir miyim burada? Lan ben cennete girdikten sonra gelir miyim? Seni düşünüyorum. Gelmem Allah'a. Peygamber gelmedi de ben gel. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. İmtihanı bitti hemen gideceğim cennete. Aa Ersan buradaymış ya Ersan'a ne yapıyor bir şeyler anlatmam gerekiyor. Haşir dersini yapmam lazım. Ona haşir meydanda yardım edeceğim. Lan kardeşim onu takkemi anlat. O çok zor. Ama iki kişi yapacağına inanıyorum. Çünkü kitapta geçiyor. Ebu Bekir Sıddık'la davasına Sıddık olan Bediüzzaman. Çünkü ikisi demiş. Ümmetin imanını selamette görürsem cehenneme girmeye razıyım. Bu fedakarlık sözünü adam şey diyor, şirk diyor. Acayip bir şey ya. Yani, ne oldu bak şaşırdım. Atmosfer bile değişti. Bak duada bu yok işte. Hep pozitif var. Ben de böyle asiti döküyorum yani güzel bir ortama. Yapmazsam. Tamam. Münacatı ona suraten vasıtaya necat olmuştur. Münacatta necat vardır. He Murat'ım. Var mı kardeş bir şey diyeceğim? Hani he? Münacatta abi yani sistemin meyvesi çıkıyor yani münacatta. Münacatta. Yani, efendim abi Yasin'im. Yasin seni diyorum seni. Yani, sen bir şey mi diyordun? Rahimiyet. Münacatta rahimiyet, duada Rahman mı? Yani o esbab oluyor sen o münacatı yapasın diye yani. Ha o sebepler, adeta o denize atılması, karanlık olması münacatı yapasın diye. Evet abi. Güzel. Yani bizim içinde bulunduğumuz o sıkışık durumlar da o münacatı yapalım diye yani. Oradan yapalım yani. Oradan hani da, ama duada sıkıntı yok da. Ya Rabbi dolmuşta gidiyorduk. Allah'ım araba nasip et. Dua olabiliyor. Ama münacatta sıkıntı vardır. Doğru. Şimdi münacatta şey var abi. Evveli, ahiri, batını ve zahiri aynı anda gördüğün zaman münacat olur. Çünkü şurada çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevi semaya dört tane sahip. Bunun biri batındır, biri zahirdir, biri evveldir, biri ahirdir. Şey, duada zahirdir sadece. Dua zahirdir. Bu dördünü bir olayda dördünü aynı anda görebilirsen bir ilerisinde söyleyeyim mi abi? He söyle. Aynel yakin, aynel yakin gördüğünden diyor. Aynel yakin görebilmesi için olayı his boyutuna taşıdı. Yani irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye vardı ya abi. He. Zihin boyutuna taşıdığı zaman aynel yakin gördü ve şeyde de devam ediyor işte takva-i kamile olabilmesi için Latife-i Rabbani'nin müşahedetullah seviyesine çıkması lazım.
Zaten o da bize şey yapıyor. Rabbini diyor, müşahede etti. En sonunda, En sonunda Rabbini müşahede etti diyor mu? Allah şeceri yaptın altında. Orada tüm Rabbini müşahede etti. Nerede o ya? Ben kapattım. Bilgisayarda en altta geliyor. En bilgisayar. Ha ha. Oo burada. En sonunda yani paragrafı sor. Paragrafı sor. Ha paragrafım. Allah Allah. Ta sayılı ve selamete çıktı. Sonra şeceri yaktığın altına lütfü Rabbani müşahede etti. Allah Allah. Şuhut var burada. Evet. Allah'a görmek var. Ben bak anlamamışım ha. Yoksa kalın bir boya çakardım ona. Müşahede kelimesini. Müthişti hocam. Evet. Müşahede abi görmüyorsun gösteriliyor. Müşahede. Müşahede. Aslında çıkmak yok da. Görmüyorsunuz diye gösteriliyor müşahede. Yani olanı da fark ediyorsun diyebilirsin abi. Aslında var ama fark ediyorsun. Ben bunu klima örneğinden mesela çıkartabilirim. Mesela şimdi bu ortamda su var. Var. Su ortamda su var. Var ama nasıl görebilirsin? Klimaya çalıştırırsan su attı. Suyu görürsün. İşte bu suyu fark edebilmek işte müşahede oluyor. Yani aslında var da yani siz çeddeniz yani çeddi münacata çıkmak var. Evet. Nasıl çıkmak var ama çıkmak o tarz bir çıkmak değil. Var göre şey olanı fark ettiğin zaman oluyor. O zaman 8. sözde koyu da münacat var. Artık 8. sözde dua mı var, münacat mı var? Münacat var. Her şey tersi döndü değil mi? Yukarıda aslan 8. sözde. Aşağıda canavar. Ağaç ejderha. Yukarıda aslan. Ağaç işte kemiriyor siyah beyaz. Peki orada nasıl kurtuldu? Bir kelimeyle. Tanımak beraber. Bir sır var. Hayır. Fark etti. Hayır, tılsım var. Tılsımı fark etti. Tanımak meraklıdır ama tılsım açılıyor ama. Ha tılsım işte. Hayır, tılsım. Tanımak merakından. Tabii o tılsım açılıyor. Tılsım sahibi de diyor ondan sonra cümle böyle oluyor. Yani netice tılsımdır diyor sen. Merak olacak yani o götüren bir merak olacak. Bir caddeye kübre olacak. Ne dediğimi de söyle. Sonra tanımak merakından diyor. Tanımak merakından tılsım açıldı. Yani sen oraya bir böyle mütevecci olduğun anda o açılıyor. Burada da enteresan bir şey daha söyleyeyim sana abi. Bu birinci namadaki bu bize bir dolarak da vermiş olduğunda hikmet bu zamanın dehşetli asrında bu münacatı yapan bu yolda kurtulur diyor. Evet. Neticede, bu yöntemde. Bu yöntemde. Evet. Devam var abi. Devamı neydi Yasin'im? Abi şimdi bu şey Yunus Aleyhisselam da zahirden bahsediyor üstad. Mesela diyor ki işte gece dağdağlı işte deniz şey zahir sebepler bu şekilde diyor. Sen şimdi bunun ortasındasın diyor. Şimdi bundan kurtulman lazım. İkinci lamada da diyor ki sen içeriden kurtulman lazım. İçeriye bakma diyor. Zaten diyor senin için de hasta diyor. İkinci lamada. Eyüp Aleyhisselam'ın zahir hastalıklarına binaen senin içinde, içine dışına çevirsek sen daha hasta olduğunu göreceksin. İkinci lamaya gece içimiz hasta olacak. Şey, birinci lama dışarı anlatır yani dışarı pozisyonu. Birinci lama dışarı. İkinci lama iç pozisyonu anlatıyor. Şimdi dışarıda kötü, içeride kötü. İşte üçüncü lamada ya baki enter baki sonra yapabiliyorsun. Gelsene buraya. Sen gel. Tebrik ediyoruz. Birinci lema dış dünyanın kötülüğü şey, ikinci lema içsen sen zaten için dişin bitmiş, tarımlar oldu. Üçüncü lema da ya makette bakıldı da. Boş ya makette bakıldı. Ama çok yani onu bilmek çok acayip bir şey abi. Ya artık ya makette bakıldı çok değiştiriyor işini. Şimdi değişti de benim içinde. Ya bak hem de bak. İçinde kötü yani. Ne yapacağım? Ya bak hem de bak. Ben merak ettim. Ya dördüncü lima neydi? Tamam garip. Neydi? Ne baktı? Dördüncü lima ne baktı? Allah Allah. Oraya da gitti. Allah Allah. Çivi değil işte. Şu evet. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki. Sır. Büyük sırrı var. O vaziyette esbab bir külliye sukut etti. Yani her şey bitti. Sukut etti yani. O çıktı. Sebep her şey bitti. Çünkü o halde ona necat verecek, münacatın sonunda necat vardı ya, ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, eğer şeyiniz varsa durdurun beni, katkınızı alayım. Çünkü
Ben böyle eğil oldu mu, eğileriyle atölye çalışması çok hoşuma gidiyor. Bunun adı atölye çalışması, benim tanımlamam. Yani katılıyor. Tamam mı? Müzakirili, evet. Çünkü eğilleri oradalar. Hükmü bak, o vaziyette esbab bil küllüye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa bir, hem denize iki, hem geceye üç, hem ceviz semaya geçebilsin. Vay be, balık, deniz, gece, ceviz sema. Herhalde dışarıya çıkıyor değil mi merkezden? Evet, dışarı çıkıyor. Balık, batın. Onlar çık dışarıya, deniz, balık nerede? Denizde. Çık dışarıya gece, gecede sema, gece ceviz sema içinde. Çünkü onun aleyhinde gece, şimdi gece, deniz, Hud ittifak etmişler. Değil mi Hud, balık? Ceviz semayı koymadı buraya. Ceviz semayı koymadı. Aleyhine ittifak etmişler. Çünkü onun aleyhinde bu üçünü birden emrini musahhar eden bir zat. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selameti çıkarabilir. Bir daha. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selameti çıkarabilir. Hangisi? Üçünü. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler. Zihnini buraya ver. Bir daha, eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, ne olabilirdi ki? Denizde balık mı bulmaları mümkün değil. Milyonlarca balık için, hangi balığın için? Bir daha dokun. Tamam dokun. Şimdi antika bir şey söyledi. Balık yuttu. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? O balık hangi balık olduğunu nereden bileceksiniz? Hakikaten ha. Balığı nerede bulacağım? 2000 metre derinlerinde ne biliyor yani? Bilemezsin diye. Yunus değil mi? Yunus Aleyhisselam. Yunus balığı mı? He? Karanlıktan ama dediği çok tuhaf. Karanlık balık değil. Burada başka bir düşünce veriyor insana. Olmuyor. Bu balığı nerede göreceksin? Balığı nerede göreceksin? Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine 5 para faydeleri olmazdı. Bir tanesini o söyledi. Neyi söyledi? Balığı nerede bulacaksın? Hatta burada Marmara'da olmuş. 2 kişi mi 4 kişi mi boğulmuş. Bugün bu sene 2. senesi hala bulunmamıştı. Bayağı sonra Malezya uçağında biliyorsunuz 6-7 ay önce kayboldu. Daha yeni bir parçasını Fransa'nın bir adasında buldular. Hani dünya teknoloji o kadar iyi olmasına, navigasyon okudu iyi olmasına rağmen bu devirde. Şaka gibi yani. 1,5 kilo olmuş. Şimdi bir de bu balık içinde. Demek esbabın tesiri yok. Esbab neydi şimdi? Onu sıralayalım. Bu derste onu kullanalım. Hani esbab için araştırma yapmıştık ya. Dersi kullanacağız ya. Derste esbab neydi? Perde. Ama ABCC'den git. Perde 3'te. Bahane. Sebep bahane. Zahiri son. Perdeyi söyledin. Bahane söyledin. Bir tane var. Hiç var. A, B, C, Ç, D, E'de kalsın. Bahane, sebep bahane, sebep iç, sebep perde, sebep zahiri. 3-4 tane. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbebul esbaptan başka bir merci olmadığını aynel yakin gördüğünden. Aynel yakin gördüğünden sırrı, burası çok önemli bir yer, sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için
şu münacat birden bire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. Sır-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Bundan ne anlayacağız? Bir de neydi? Sır-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Sır-ı ehadiyet. Murat? Önce ehadiyeti anlamak lazım abi. Ondan ehadiyet nedir? Ondan sonra sırrını anlamak gerekiyor. Yani ehadiyet işte Esma-i Hüsnü'nün bir yerde toplanması yani. Yani orada o saydıkları o meselede toplanmış yani. Unsur olarak da vasıfları yani. Bütünü bir yere cem olmasıdır. Ağacın çekirdeği. Şimdi bak. Sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde. Yani nuru tevhid zemininde sırr-ı ehadiyet. Ne biliyor musun? Şöyle. Esma-i Hüsna'dan her bir Esma-i Hüsna bana katkı yaparak beni meydana getirdi. Mesela Esma şöyle düşün bir tane. Rahman. Burada bir tecelli. Rahman. Hani bir çiçekte gözüktüğü gibi, çocukta da gözüküyor. Dağlarda, balıkta gözüküyor ya. Güzel cemal. Yani nihayetsiz mertebesi var mı? Her Esma'nın nihayetsiz mertebesinden bir mertebe ile Rahman'ın bir mertebesi koy tencereye. Rahim'in bir mertebesi koy tencereye. Latif'in bir mertebesi koy tencereye. Karıştır ben olmuş. O zaman o benim, o mertebeler benim Allah'ımı oluşturuyor. Rabbim. Senin ayrı. Senin ayrı. Sırr-ı ehadiyet bu Rabbini müşahede etmek. O Rabbini, Rabbine nida ettiği zaman. Onun için herkesin alemindeki Rabbul alemin değil, Rab'tır. O yüzden bizler münacatımızda Rabb'i yürüyün sen yetkili demeyi. Evet. O Rabbine nida ettiği zaman. Tamam. Ama biz Rabbehu değil, Rabbi. Şimdi bir daha söyleyeyim. Esma'nın buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli, Nur Muhammed Esma gibi diyoruz ya. Esma'nın da böyle aynı bunun gibi yukarıdan aşağı nihayetsiz mertebesi var. Şimdi bu Rahman'dan bir burasını al. Koy. Hasan'ı yapıyor şimdi. Latif'ten buraya koy bu çizgiyi. Burada dırr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 r
düşünün, yağmur gibi iniyor. Kes burayı. Dırırırt. Kesti mi bu çizgi? Çıkan kağıt. Tırırırt. Sırf bu esmanın bu mertebeleri. Diğerlerinden haberim yok. Sırf bu mertebe beni oluşturuyor. Bunun bütünlüğü benim sırrı hadiyetimdir. Şöyle olabiliyor ama 3 birim cebbariye, 4 birim adıl, 5 birim şunda. Evet. Aynı. Terkip mürekkep. O zaman şimdi sırrı ehadiyetin nuru tevhidde inkişafı demek, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyebilenin ruhunda Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus etmesi demektir. Şualar 10. sayfayı kullandım şimdi. Nur-u tevhid dışta oluyor. Nur-u tevhid biraz dışta oluyor. Yani tevhid Allah'lık hakikati. O bizi yarattı. Tamam mı? Nur. O nuru tevhid, yani Allah nuru semavatı vel ard. Allah yerin ve göğün nurudur. Değil mi? Ne demek yerin göğün nurudur? Şöyle diyeyim. Su, buzun her şeyidir. Su buzun neresindedir? Altında, sonunda, sonunda. Yani her yerinde demek, su buza ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Ondan yapılmıştır. Allah'ın nuru semavatı vel ard da böyledir. Allah'ın nuru semavatı vel ard demek, sema ve arzın nuru, yani onun donmuş halidir. Buz suyun donmuş halidir.
Mevcudat esmanın donmuş hali. Asar, efal, cilve, cemal, nakış, asar. Hasan abi, bilmiyorum doğru mu da şey demişler yani, yaratan parçacı demişler ya onu uğra. Evet, tanrı parçacı, Higgs parçacı değil mi? Evet. Ondan yaratılmıştır yani, ondan mı? Tabii, yani her şey. Allah nurusunu atfeler demek, buz mevcudattır, su esmadır diye. Su mevcudattır, H2O esmadır. Geri gidebilirsin böyle. Tamam mı? Şimdi nuru tevhid, yani Allah'ın nuru semavatı vel ard, esmanın en kesif tecellisi. İken ben, bu ben değilim gömlek. Atlette de ben değilim. Ben giymişim. Bedeni giymişim. His ve şuuru giymişim. İnsanlığı giymişim. İnsanlık bana verilmiş. İnsanlığınızı mı kaybettin diyor. İnsanlığınızı bozdunuz. Var. Akıl gömleği giydirilmiş. Ruh giydirilmiş. Giydirilmemiş bir şey var. O ben olan ben ene. Diğerleri hep giydirilmiş. Ha, oraya varmış bu zat. Sırrı ehadiyet. Yani ehadiyet değil. Ehadiyet zatı gösteriyor. O ehadiyetin bendeki karşılığı. Ben, ondaki ben. Ondaki ben ortaya çıktı. Nasıl çıktı? İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn diyebilen de o zat taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhus. Lugat olmaz. Miraç yani. Orada miraç oldu. Miraç oldu ki altında müşahede etti diyor. Lütfu Rabbani müşahede etti. Şuhut oldu, gördü. Miraç olmadan göremezdi. Onun için herkesin miracı ayrıdır. Kimisi hastalıkta, kimisi musibette, kimisi servette, değil mi? Saltanat ve servette Süleyman vesaire. Kimisi bedensel hayatta şudur budur. Herkesin miracı ayrı yerde oluyor. Kimisi ateşte olmuş. Kimisi bölünmekte olmuş. Kimisi açlıkta olmuş miracı. Kimisi zühtte olmuş. Zühd. İsa değil mi İsa Aleyhisselam? Görenler hep aynı şeyi görüyor. Hayır. İşte görenler hangi şeyi gördüm? Ondaki bir ben açıldı mı? Bende o vardı. Beni meydana getiren dırr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 r
Yani kimisi esma yargılası, yağmur şeyi düşünün, tırırt tırırt yağmurlar yağdırınca böyle esma düşünün mertebesi. Her bir damla esma mertebesi ama boşluk yok. Yani yağmurda var boşluk ama yani dolu olsa tak 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 tak. Şimdi Hasan'ı yapıyorum. Tırırt koy Hasan. Ergin, Ahmet, Musa, Ayşe, Fatma, Gülsüm, Fatıma. Yani tırırt. Hepsi on. Ha, o zaman ben bunu, ben miyim bu? Ha, ondaki ben bu. Bendeki o. Bendeki o. Ondaki ben. Ha, bu ben aslı kimdir? Rahman'ın bir mertebesiydi. Kerim'in bir mertebesi. Rahman'ın bir mertebesi Rahman'ını. Latif'in bir mertebesi Latif'i. Kendisini görmüş. Esma bütünlüğü, o işte Allah ismi azam olduğu için, ismi taftil ve ismi cami olduğundan dolayı, o esmanın bütünlüğü Allah'lık hakikatını görmeye vesile olmuş. Sözler 134'te yeri var. Diyor ki, haddesli kalbi, haddesli kalbi en Rabbi, yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Kalbim? Kalbim. Benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbul Alemin'den haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin ailesidir, arşıdır. Demiyor Rabbul Alemin'in arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapları nispet-i refil edilisinde mazhar-ı hitap olabilir. Allah. Rabbul Alemin diyen bir kişi olmuş abi. Rabbul Alemin diyen bir kişi kim? Muhammed Aleyhisselam. Ümmeti demesine sebep o değil mi? Rabbul Alemin. Bir de bir kişi.
kişi de onun duasını yapmış. Sonsuz hayat istemiş. Öyle miydi? Yani? Nasıl? Bir tanesi de Rabbil Alemin'in şeyin de galiba istiyor ya, şeytan. Alemlerin Rabbi. Ha evet, onun tam en karşı zıttı. Evet. Ademi vücut, şeytan. Şeytanın duasını kabul esbabı o abi. Yani Rabbil Alemin olarak dua etmiş yani. Rabbil Alemin olarak mı?